SOLIDWORKS 2010'da bir Mirror Component işlemi yapalım. Bunun için ilk önce aynalayacağım parçaları seçiyorum. Ardından Mirror Component komutuna girerek aynalama düzenini belirtiyorum. Bir sonraki safhaya geçiyorum. Burada bazı parçaların konularını düzenlemek istiyorum. İlk önce parçayı seçiyorum. Ardından Create Opposite Hand Version ikonuna tıklıyorum. Böylece istediğim parçayı istediğim konumda aynalamış oluyorum. Son düzenlemelerimi yaptıktan sonra tekrar ilerliyorum. Dilersen bu parçaları Create New File seçeneği ile yeni bir dosya olarak kaydedebilirim. Yeni dosya istemediğimi belirterek komutu onaylıyorum. Böylece direksiyonun sağ tarafındaki aksamla sol taraftaki aksamı beraber oluşturmuş oldum. Şimdi unsur aracına bakıyorum. Unsur aracında Mirror Component içinde bir klasör görüyoruz ve bu klasörün altında üstteki parçaların hepsi var. Ve parça üzerine gelip herhangi bir kartı hareket ettirdiğimde iki tarafının da beraber hareket ettiğini görüyoruz. SOLIDWORKS 2010'da montaj dosyalarında artık çok daha hızlı ve pratik çalışabiliyoruz.